Dostlarım merhaba. Geçenlerde sağlık kontrolüne gelen iki kardeşi muayene ettim. Kaslı vücutlarından ikisinin de spor yaptığı belli oluyordu. Şöyle yaşça küçük olana nasıl beslendiklerini sordum. Sabahları iki yumurta yediğini, öğlen veya akşam iki öğünden birinde mutlaka et yediğini söyledi. Daha yapılı olan ağabeyini göstererek günde iki porsiyon et yiyor, ben o kadar yiyemiyorum dedi. Anladım ki ne kadar çok et yerse o kadar kaslı olacağını zannediyor. Acaba bu düşünce doğru mu? Ne kadar çok et, ne kadar çok yumurta yersek o kadar kaslı olur muyuz? Biliyorsunuz ister tavuk, ister balık, ister koyun eti olsun. Et dediğimiz şey hayvanların hareket etmek için kullandıkları kaslarıdır. Gözleri iyi görmeyen birine daha iyi görmesi için koyun veya tavuk gözü yemesini tavsiye etmiyoruz. Buna karşılık kas yapmak için hayvanların kaslarını yiyoruz. Sizce de bunda bir çelişki yok mu dostlarım? Fazla et yemek, çok yumurta yemek neden fazla kas yapmaz anlatayım. Bakın burası bağırsağımız. Bağırsağımızın iç yüzü epitel dokusu ile kaplı. Yediğimiz besinler hazım sisteminde parçalandıktan sonra epitel dokusundan kan damarlarına geçiyor. Et yediğinizi ve etteki protein moleküllerinin bağırsağa geldiğini düşünelim. Bakın bu protein molekülü bağırsağa geldi ve kana geçmek istiyor. Yakından baktığımızda her bir protein molekülünün yüzlerce binlerce amino asitin bir araya gelmesinden oluştuğunu görürüz. Dostlarım, protein molekülleri epitel dokusundaki hücrelerden içeri giremeyecek kadar büyüktürler. Bu yüzden emilmeden önce kendilerini oluşturan amino asitlere parçalanmaları gerekir. Bildiğiniz gibi ister etin yapısında ister mercimeğin yapısında olsun tüm protein molekülleri 20 amino asitin değişik kombinasyonlarda birleşmesinden oluşur. Kırmızı etteki bu 20 amino asitten bir tanesine yakından bakalım. Burada benim hastamın sabah yediği yumurtadan aldığı lizin amino asitini görüyorsunuz. Yanına da sabah benim yediğim yulaftan gelen lizin amino asidini getirelim. Arada bir fark görüyor musunuz? Göremezsiniz çünkü ister etten, ister bademden veya ıspanaktan gelsin. İkisinin de yapısı aynıdır. İkisi de lizin amino asididir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Vücudumuz bağırsaklardan emilen amino asitleri hangi besinden geldiğine bakmadan tekrar birleştirerek ihtiyacı olan proteinleri yapar. Esansiyel amino asitler dahil olmak üzere hayvansal besinlerde bulunan amino asitlerin hepsi bitkilerde de vardır. Eğer spor yapıyorsanız vücudunuz benim kasa ihtiyacım var biraz kas yapayım der. Emilen amino asitlerden kas proteinleri oluşturur. Ekleminizde bir zedelenme varsa kıkırdağa ihtiyacım var der, kıkırdak yapar. O anda vücudunuza bir virüs girdiyse amino asitleri savunma hücreleri yapmak için kullanır. Şimdi bakın buraya kadar proteinlerin amino asitlerden oluştuğunu ve kas yapmak için mutlaka hayvanların kasını yememiz gerekmediğini anladık. Şimdi de yediğimiz protein miktarının kas yapımında ne kadar rolü var? Her gün 2-3 porsiyon et yersek, yarım kilo et yersek daha mı kaslı oluruz ona bakalım. Diyelim vücudunuz yeteri kadar kaslı bulmuyorsunuz. Bir spor salonuna yazıldınız ve önümüzdeki bir yıl içerisinde kas kitlenizi 10 kilogram artırmak istiyorsunuz. Az bir miktar değil. Acaba bunun için her gün ne kadar protein almanız gerekir? Dostlarım, vücudumuzdaki kas kitlesinin %70'i sudur. Bir yılda 10 kilogram kas yapmak demek aslında 7 kilogram su, 3 kilogram protein ilavesi demektir. Şimdi 3 kilogram proteini 365 güne bölelim. Mevcut kaslarınıza günde sadece 8.2 gram protein ilave etmeniz halinde bir yılda 10 kilogram kas yapmış olursunuz. Tabii ki aldığımız protein sadece kas yapımında kullanılmıyor. Diğer ihtiyaçlarımız için de fazla fazla 40 gram daha protein ilave edelim. Etsin 50 gram. Vücudunuz 50 gram da yeseniz, yarım kilo da yeseniz her şekilde gelen proteinin sadece 8-10 gramını yeni kas yapımında kullanacak. Fazla proteini o yediğiniz fazla etleri depolayamadığı için yağa çevirecektir. Nitekim yapılan araştırmalar fazla hayvansal protein tüketmenin uzun vadede şişmanlığa neden olduğunu göstermiştir.
Yediğimiz etin hepsi kasa dönüşseydi, et yemede Türkiye rekoru kıran Adanalı hemşerilerimin hepsi üçgen vücutlu olurdu. Kas yapacağım diye fazla et yumurta yerseniz şişman olmanın yanında kalp krizi riskiniz de artar. Şeker hastası olma riskiniz artar. Hayvansal proteinlerde fazla miktarda bulunan metiyonin amino asidi nedeniyle nefesiniz kokar. Ve erkeklik hormonu denilen testosteron seviyeniz çıkmaz, aksine düşer. Yoğun spor yapan arkadaşlarıma dünyada hayvansal besin tüketmeyen binlerce profesyonel sporcu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Ne kadar ağır spor yaparsanız yapın, ihtiyacınız olan proteini bakliyattan, sebzelerden, tam tahıl ürünlerden, ceviz, fındık, badem gibi bitkisel besinlerden rahatlıkla karşılayabilirsiniz.